Eğer oyunlar sizin için yalnızca 3D grafikler, yüksek poligonlar, yüksek çözünürlüklü kaplamalar demekse videoyu şimdi kapatabilirsiniz. Biz oyun severlerle devam ediyoruz. Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte bir Türk oyununa bakacağız. Kaya Bros tarafından yapılan Soul Searching isimli bir hayatta kalma oyunu. Baştaki uyarıyı gördünüz zaten. Menüye güzel efektler eklemişler. Hikaye modu var, rastgele modu var. Multiplayer oynayabileceğiniz yerel eşlikle ya da ekranı bölerek yine aynı bilgisayar üzerinden. Ancak hani burada Sandbox modu gibi düşünebilirsiniz bunu. Hikaye moduna ben bakmak istiyorum. Buradan bir karakterimizi yaratıyoruz. Karakteri kuş bakışı görüyoruz tepeden. Cinsiyetini seçebiliyoruz. Erkek, kadın. Erkek olsun, vücut tipi sıradan, şişman sıradan, kol tipi sıradan, ana renk. Ana rengimiz ne olsun? Ses tasarımı çok hoş olmuş bu arada. Kim yaptığını bakarız incelemenin sonunda, videonun sonunda. Koyu mor olsun, mor koyu. Aman adı mor koyun. Göz rengi. Yavru ağzı gri. Turkuaz. İğrenç, iğrenç koyu diye renk var, çok güzel. Limon hadi gece mavisi olsun. Sol kol rengi. Renkler aynı olsun diyorum. Cinsel çekim diye bir şey var. Bunu eklemeleri hoş olmuş bence. Hani erkekse illa kadınlara olmak zorunda değil, erkeklere de diyebiliyoruz. Bu hani oyuncuya bırakılmış olması bence çok iyi bir şey. Başla diyelim. Oyun Steam'de şu an 12 liraya satışta, %20 indirim var. O ve P'yi kullanarak zoom yapabiliyoruz. W, A, S, D ile de hareket ediyoruz. İşte buradasın. Seni çok özledim. Hiç ejderha gördün mü? Dostes, seni çok kıskanıyorum. Benim hiç yapamayacağım şekilde dünyayı geziyorsun. Eminim kendince sebeplerin vardır ama neden bu kadar uzun bir yolculuk ediyorsun anlamıyorum. Güvende ol. Denizin ortasında yıldızların altında uyumadan önce beni düşünüyor musun? Konuşamadım yine. Ama siz beni anladınız. Buradan geçemiyoruz tabii. Yaklaştığım zaman çubukların duvara nasıl yaklaştığını görüyorsunuz. Duvar oluşuyor. Burası böyle bir rüyalar alemi gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ya da anılar mıdır nedir? Uzun süredir yolculuk ediyorsun. Neden kaçıyorsun? Sorumluluklarından mı, insanlardan mı, kendinden mi? Ben hala buradayım, benden kaçamadın, sana söylemiştim. Tekrar yola koyulacağını tahmin ediyorum. Senin maceran daha bitmedi. Sorun değil, ben seni bekliyor olacağım. Dedi ve oyuna asıl şu anda başladık. Etrafta hayvanlar görüyorsunuz. Bunlarla etkileşime girebiliyor muyum? Hayır, giremiyorum. Şöyle zoom out diyelim. Bu sal ile yolculuğumuzu yapıyoruz. Ama bulunduğumuz adaları da gezmekte belki fayda vardır diye. Bakıyorum ben. Sağ sol tık işe yaramıyor şu an için. Tamam. Salımıza binelim.
Salı sağa sola çevirmek için bu şekilde küreklerden küreklere geçmeniz gerekiyor. Hoş bir kontrol yöntemi olmuş. Soul Searching'e bu şekilde giriş yapmış oluyoruz. Böyle bir adaya gelmişiz. Evler falan var, yollar var. İnsanlar var. Burada görev alacağız sanırım karşısında. Neden gitmek zorundasın? Anlamıyorum. Zorundaymışsın gibi mi hissediyorsun? Gelenekler ezikler içindir. Sen bizde kal. Ama sen zaten kararını verdin, değil mi? Ne yapalım? Umarım yakında dönersin. Sesleri biraz daha kısabiliyor muyum, ona bakacağım. Beni duyduğunuzdan emin değilim çünkü. Yoksa müzik falan çok güzel. Aa, salak diyor bana. Ne haber salak? Sen hala burada mısın? Şimdiye kadar gidersin sanmıştım. Bizden daha üstün olduğunu sandığın için ruh aramaya gidiyorsun. Bana ne? Umurumda değil. Neyse, geri dönerken hediye getirmeyi unutma. Bu arada bu bir kız. Kafasının artı şeklinde olmasından bunu anlıyoruz. Bir at kuyruğu var sanırım. Kırmızı gözleri var. Sen ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Ya bizi bıraktığına inanamıyorum. Çok salakça. Ben neden ruh aramaya gitmiyorum biliyor musun? Çünkü hayatta bundan daha değerli şeyler var. Şaşalı bir köy geleneğinden daha değerli şeyler. Ruh aramak anlamsız bir gelenek. Sen de biliyorsun. Daha önce bunu konuşmuştuk. O zaman niye gidiyorsun? Anneni babanı gururlandırmak için mi? Gelenekler atalarımızın kalıntı düşünceleridir. Atalarımızın bazıları da aptaldı biliyorsun. Biz daha zekiyiz, biz daha iyisini hak ediyoruz. Neyse, ne istiyorsan onu yap, elveda. Biz ruh aramaya gideceğiz. Ancak bulunduğumuz adada işte bizim... memleketimiz diyelim, bu adada yaşıyoruz belli ki. Bütün arkadaşlarımız bize kızmış durumda. Okyanusa gidiyorsun ha? Biraz öğüt vereyim mi? Olabildiğince batıya doğru ilerlemelisin ki yalnız adamın adasını bulabilesin. Yalnız adam bizim adamızdan çıkmış tek ruh arayıcıdır. Sen zaten bunu biliyorsundur. Eğer onu bulursan o yolculuğunda sana yardımcı olabilir. İyi şanslar, yapabileceğine inanıyorum. Köyümüz seninle gurur duyuyor. Bu mesela gelenekçi bir arkadaş. Gelenekselci. Selam, gitmeye hazır mısın? İnsanlar seni bekliyor. Baksana, bu benim seni son görüşüm olabilir. Garip bir şey, seni özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Neyse, duygusallaşmayalım. Yolculuğunda iyi şanslar. Bu arada hani bu konuşmaları yapmak zorunda değilsiniz ama hani bir anlamı kalmaz. İnsanlarla konuştukça çünkü hikayeyi anlıyorsunuz. Asıl zevk orada çıkıyor. Neden gitmek zorundasın? Anlamıyorum. Konuşmuştuk zaten bir saniye. Pardon. Sizler. Gerçekten gidiyorsun ha. 20 yıldır bu köyden bir ruh arayıcı çıkmadı. Senin biri olacağından eminim. Senle gurur duyuyorum çocuğum. Başaracağından eminim. Çocuğum lütfen okyanusta güvenli ol. Bunu daha önce söyledim ama hiç maceracı olacağım diye baskı hissetme. Canın isteyince buraya geri dön. Seni çok özleyeceğim. Seni seviyorum. Annemizle babamız bunlar belli ki. Adada gezmediğim bir yer kalmadığına göre ben batıya doğru yola koyulayım tekrar. Bakalım nelerle karşılaşacağız yol üzerinde. Hayda. Sen. Sen bir ruh aracısısın. Ve ben senin diğer yerinim. Sen benim bozuk parça olduğumu düşünebilirsin. Gerçek şu ki bizim tek çalışan parçamız benim.
Neden kaçmaya çalışıyorsun? Ne bulacağını düşünüyorsun? Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ve sen ölürken ben seni izleyeceğim. Ve ben yaşamaya devam edeceğim. Şimdiden çok yorgun gözüküyorsun. Neden biraz uyumuyorsun? Böyle biraz doğaüstü olaylarla da karşılaşıyoruz gördüğüm kadarıyla. Enerjimiz azaldı. Açlık, susuzluk barını görüyorsunuz altta. Dediğim gibi hayatta kalma oyunuydu. Bu nedir? Aa, uyuyabiliyoruz burada. Tamam. Uyuyalım. Uyuduğumuz zaman zamanı da hızlandırıyor gördüğüm kadarıyla. Açlığı ve susuzluğu nasıl gidereceğimi bilmiyorum bu arada. Ama yeni bir adaya geldik. Oyun otomatik kaydediyor. Her adaya girişimizde belli ki. Autosave sistemi var. Buralar mezarlık sanıyorum. Farkına bile varmadan öleceksin. Burada bir bebek yatıyor. Dünyadaki zamanını iyi değerlendir. Kimse seni hatırlamayacak. Burada seni tanımadığın biri yatıyor. Burada yalnız adam yatıyor. Aa, yalnız adam ölmüş. Burada seni kurtaramadığın biri yatıyor. Gerçek dışarıda bir yerlerde, onu ara. Kimse seni hatırlamayacak. Nedir? Hey, sen kimsin? Sen o ruh arayıcı gençlerdensin, değil mi? Bence siz ölümü arıyorsunuz. Hiç belli olmaz. Belki bu mezarlığa görmeli seni de. Sen bana bakma, şaka yapıyorum. Galiba. Ben bu mezarlığı koruyan yaşlı bir adamcağızım. Kimden? Hatırlayamadım. Bu arada yolculukta temiz suya ve yiyeceğe ihtiyacın olacak. Yardım lazımsa benim kovalarımdan birini alabilirsin. Ve buralarda bir yerde yerlerde toplayabileceğin meyveler olmalı. Ah, biriyle konuşmaya da almaz da süre olmuştu. Sen niye hiç konuşmuyorsun anlamadım. Belki de ruh ararken konuşmaman gerekiyordur. Yine hayal görmeye başlamadım umarım. Sen gerçeksin, değil mi? He, bu arada böyle körlemesine açılamazsın. Benim haritamı al. Benim evde başka var. Neyse, uğradığın için sağ ol. Peki şimdi envanterimiz var mı? Varsa nerede bilmiyorum. Sanıyorum bu kovaydı. Kovayı aldığımı düşünüyorum. Meyveleri alabiliriz. Sağdan soldan. Şunlar meyve olsa gerek. Evet. Kovayı aldığı için otomatik bunları topluyor artık. Temiz suyu nasıl halledeceğiz onu da çok bilmiyorum ama. Ha, kovaya su koyacağız zaten. Yani kovada su var daha doğrusu. Meyveleri direkt atıyor. Haritada orada. Şurada su var. O suyu nasıl alırım? Bu şekilde. Suyu doldurduk. Bir yandan da içtim. Buradan da yolumuza devam edebiliriz. W-A-S-A-D ya da ok tuşlarıyla hareket edin ya da fareyle sürükleyin. Haritamız bu. Ana yurttan çıktık. Mezarlığa geldik. Yeşil Ada var. Yani buradan biz kuzeybatıya ilerlersek Yeşil Ada'ya ulaşabiliriz. O zaman öyle yapalım. Hop, yanlış tuş. Geri geri gitmek için herhalde sadece tek yürekle dönüp dönüp böyle yapabileceğiz o işi. Tamam. Hayır, çok döndün, çok döndün. O kadar dönme. Kontrollere alışmak gerekiyor biraz. Açıkçası çok kolay değil. Kuzeybatıya ilerleyeceğiz. Burada bir şey var. Yine yanlış dönüyorum, değil mi?
Hadi. Ah, suyu içtim yanlışlıkla. Neyse onu alamadım, niye bilmiyorum. Biz yolumuza devam edelim. Şöyle. Belki alınan bir şey değildir yani. Her neyse, bir de haritaya bakacağım birazdan. O daha çok var. Devam. Acıktık bir de bir miktar. Aa, yunuslar geçiyor. Süper. Aynı yönde ilerlemeye devam ettikçe zamanı hızlandırıyor otomatik. Zaman hızı 4'e çıktı, uyurken 10'a çıkıyor. Yani zamanı hızlandırmak için ben bir şey yapmıyorum, onu söyleyeyim. Birazcık daha kuzeyli gidersek. Hop, o değil. Biraz daha. Heh. Tamam. Bu şekilde. Varmak istediğimiz yere daha rahat varacağız. Normalde benim şeyim yoktur hani. O yerli yapım, destek olalım mutlaka. Alalım, edelim falan. Hani oyun kötüyse videosunu bile çekmem genelde. Ama bu oyun benim çok ilgimi çekti. Ve açıkçası çok da hoşuma gitti. Sırf yerli diye değil hani. Güzel, sağlam bir oyun olmuş. Tavsiye ediyorum hepinize almanızı. Fiyatı da 12 lira şu an, yani çok makul. Nasıl şu arkadaş bana saldırdı. Ne yapmam gerekiyor? Nefes istiyor ama. Suya attı beni. Nefes almak için ne yapmam gerekiyor? Space'e basıyorum, bir şey olmuyor. Sanırım bu olmadan bir an önce tekneye gitmem gerekiyor. Yetişebilecek miyim? Yetişebilecek miyim? Hayır. Merdiven arkada. Ölüyorum. Öldüm. Boğularak öldüm. Böyle bir şey de varmış oyunda. Ben anlayamadım ne olduğunu başta. Maalesef. Bayıldınız. Uzun süre kendinizde değildiniz. Şimdi uyanıyorsunuz. Ha, bayılmışım. Ve kim bilir nereden çıktım. Neredeyim? Ha, yeşil adaya gelmişiz. Güzel. O değil. Aa, gitme. Tamam, açlık. Bunları bir yiyelim. Buralardan da herhalde yemek buluruz diye düşünüyorum. Su var mesela şurada. Temiz su. Yiyecek, yiyecek. Şunlar. Ben sadece burada oturup yiyebileceğim şeyler. Yanıma alamıyorum. O iyi olmadı tabii. Yanımıza alabileceğimiz yiyecek bir şeyler yok mu ya? Heh, burada var. Topla. Bu nedir? Altın. 20 altınım oldu. Alışveriş yapabiliyorum sanırım. Ruh arayıcıların uzun tarihi hakkında kitaplar yazılmış. Bazıları ruh aramanın büyülü bir gelenek olmadığını söylüyor.
İnsanların yeni yaşanabilecek kara ihtiyacı olunca doğduğunu. Büyüye inanmayan insanlar için her şey ne kadar sıkıcı. Gülüyorum. İnsanoğlu bir zamanlar ruhların aramızda yürüdüğüne inanıyordu. Ve bu ruhları sadece gerçek ruh arayıcıların görebileceğini. Bunun gerçek olması için bir neden göremiyorum. Olmaması için pardon. Biz ölünce nereye gidebiliriz ki? Tanrı sırf ölü insanlar için koskoca yeni bir dünya yaratır mı? Bana saçma geliyor. Bence ben ölünce ruhum dünyada kalacak. Ve sadece ruh arayıcılarla iletişim kuracağım. Çünkü gerçeği görebilecek kadar cesur tek insanlar onlar. Buralarda insanlar dolu. Ama ben bölümü burada noktalamak istiyorum. Şuradaki paraları da aldıktan sonra. Oyun açıkçası çok hoşuma gitti. Dediğim gibi tavsiye ederim. Steam'de 12 liraya alabilirsiniz. Yerli bir yapım. Videonun başında bir sözümüz vardı. Yapımcı. Bir Kaya Bros oyunu. Design programlama, çizim, müzik ve ses dizaynı Talha Kaya. Vay. Müziği de onlar yapmış, müzik tasarımını. Müzik ve ses tasarımını. Dizaynda yardım Tarık Kaya. Konuşma sesleri Nazire Aslan Kaya. Baya aile yapımı olmuş. Çok güzel. Test edenlerden tanıdık birileri var mı? Yok. Ama oyun gerçekten dediğim gibi sevdim. Tavsiye ediyorum. Talha Kaya tek başına yapmış büyük bir işi. Yani işin büyük bir kısmını. Dizaynı, programlamayı, çizimi, müziği ve sesi. Hani hepsini tek başına yapmak çok kolay bir iş değildir. Tabii ki yardım almış ama o kadar da olsun. Ah, teşekkürler izlediğiniz için. Soul Searching. Ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Ama bir an önce videoyu yükleyeyim. Oyun bu arada 3 gün önce falan çıktı. Bakayım, aynen 3 gün önce çıkmış ve bugün ben size ulaştıracağım videoyu. Artık bir sonraki bölümde görüşene kadar, bir sonraki oyunda. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.